مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن من نعمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حديث شريفته وزمر هدي الشريف ...bir perşembe sohbetlerinde... E, ...bir kısım okuduk. Şey yapamadık... E, ...iki üç ders araya girdi. Şimdi... ...biz... ...sonra da geçen hafta hadis dersimizde... ...pazartesi... E, ...cem ettik. Yani... ...yeniden okuduk hadis-i şerifi. Çünkü... Baktık ki sohbetler arasında toplamak zor olacak, birkaç sohbeti birleştirmek. Bu itibarla sıramıza geldik. Yani Allah Teala'nın kulların amellerini reddetmesine sebep olan günahları anlatıyordu. Ee, kulların amelleri göklere yükseltiliyor. Fakat güzel görünen ameller, yani namaz, abdest, oruç, hac, zekat gibi e, görünen ameller niyatinde bazı günahlar sebebiyle reddediliyor. Bu da bize çok büyük bela açacak. Çünkü İnsan ahirette salih amelleriyle yaşayacak. Nasıl ki dünyada herkes parayla yaşıyor. Maddi imkanları olmayanlar helak oluyor. Perişan oluyor, insanlara muhtaç oluyor. E dünyada muhtaçlıkta kurtarır. Birisi sadaka veriyor, hayır yapıyor işte çadır kuruyorlar. E insanlar yine yaşıyor. Ahirette böyle bir durum yok. Cennete giremeyen yandı. Hakikaten yandı yani. Ateşte yandı demek istiyorum. E, cennete girmek mecburiyetindeyiz. E, cennete girmenin şartı da vellediine <laughs> aminu ve amilus salihate. Birçok ayetlerimiz de Kur'an-ı Kerim'de 45 yerde geçer. İman edip salih amel işleyenler. Yani sen edhilum cennet diye geçer işte. Efendim Cennetlere biz onları girdireceğiz. İşte tuğba alem ve hüsnü mahab. İşte güzel akıbet onlarındır. Onlara müjdeler olsun falan. Bu salih ameller bizim evlânın huzurunda kurtaracak, yüzümüzü ak edecek. Bize cennet, cennette sermaye olacak. Hasene. İşte men câbil haseneti felehu aşru emsaliha. Güzel amel getirene on misliyle mukabelede bulunulacak. Hasenesi olmayan helak olacak. Şimdi mizanda فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Sağ tarafta mizanda tartılan sevaplar, haseneler ağır gelirse فَاُوْلَاكُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak onlar felaha erecekler. وَمَنْ خَفَّتْ mevazinuhu Kimin e, sağ tarafındaki e, ameller e, hafif gelirse efendim, sol tarafı ağır basarsa <laughs> Onlar kendilerini zarara uğratmış oldular. Ticareti kaybettiler. Yani dünyayı aldılar, ahireti sattılar. Fani olan lezzetleri tercih ettiler. Fani ve değersiz olan keyifleri ihtiyar ettiler. Baki ve sonsuz olan ahireti terk ettiler. Zarar ettiler. Bir insan ...bütün malını verip de... E, ...bir çakıl taşı alır mı yani? Bütün malını verip de çakıl taşı... ...alan... ...enayidir, avanaktır, hasirdir ve haliktir. E, tabii izan onu kaşıkçı elması. Her gidip de adam da... E, efendim, ...o taşa bütün malını mülkünü yatırmaz ama... ...işte kandırdılar onu. Dediler ona ki bu işte kaşıkçı elması bu çok dünyanın e, dünyadan bir tane çıkmış başka da yok yani büyük bir elmas o zaman o da bütün parasını verdi sonradan. gitti ehline sordu gitti kasım şeye kapalı çarşıya gitti kapalı çarşıda kuyumculara baktırdı dediler bu ne ya bu dediler beş para etmez eyvah dedi bütün malımla mülküm gitti dedi imzaları attık dedi ben daha bunu da geri alamam yandı tutuştu Şimdi tabii dünyayı tercih edenler de e, kimisi bile bile kimisi de tabii ahirete inanmadığından ahiret yok burada yapacağımızı yapalım keyfimizi e, yaşayalım. Nasıl olsa ilerisi yok haşa böyle düşünüyorlar. Bir kısmı da kandırılıyorlar. Yani zannediyorlar ki bu dünyada ki uykular, işte yemekler, içmekler, içki, kumar ve haramlar, günahlar insanın efendim görüp göreceği budur. Ahirette bir daha kazanacağı bir şey yok. Onun için burası çok değerli, hayat çok değerli. Yani dünya hayatını aziz tutuyorlar. Dünya hayatı değerlidir. Ama ne bakımdan? Ahireti kazanmak bakımından. Çünkü başka yerde kazanılmıyor. Efendi Hazretleri devamlı derdi. Dünya ahireti kazanmak bakımından misli yoktur. Yani bunun benzeri bir yer daha bulamazsın ki ahireti kazanalım. Çünkü cennette cennet kazanılmaz. Ahirette cennet kazanılmaz. O zaman ne oldu? Ahireti kazanma yeri olduğundan Marifetullah Mektebi derdi. Yani Allah Teala'yı tanımanın, bilmenin, bulmanın, işte isimlerini, sıfatlarını öğrenmenin işte Amentü'nün detayları, tafsilatıdır. İman -ı İslam ilmanının ilk bölümünde yani kısaca belirtilen Amentü'nün şerhidir. Bunlar ancak dünyada biliniyor, öğreniliyor, bulunuyor. Ahirette her şey görülüyor. Görüldükten sonra da bir fayda kalmıyor. Onun için adam dünyadaki keyifleri, günahları, işte kaşıkçı elması zannetti. Bütün hayatını onlara sarf etti. 70 sene, 80 sene, 90 sene yaşadı adam. Hiç namaz abdest yok. Hayır hasene yok. Bir de ahirete gitti baktı ki bu yaptıkları burada bitti gitti. Ahirette de bir şey kazanmamış. Cennette başını çıkaran bir ot bile kendisi için mevcut değildir. Bu adam ne yapacak? Ebedi yandı tutuştu. Şimdi bura anlaşılıyor. Bir de başka bela. Adam ahireti bildi, iman etti. Ve salih ameller işledi. Namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, zekat verdi falan. Bu adam e, yani ahirete hazırlıklı yaşamış oldu ve öldü gitti. Şimdi bu hadis-i şerifte anlatılan altıncı kaçıma kadar anlattıklarımızda bize şu anda e, görünen bir durum yok. Hepimiz namaz kılanlardan bahsediyorum. İşte takva sahipleri var. Kimisi benden daha takva kimisi benden bozuk mesela herkes bir işler peşinde kimseye dönüş yapılıp da senin namazın kabul oldu veya senin haccın reddedildi şeklinde gösterilmiyor. Gösterilmediği için işler karıştı. Dünya toz duman. Kim iyi amel istiyor kim kötü amel istiyor anlaşılmıyor. Ya nasıl anlaşılmıyor? İşte içki içiyor, kumar oynuyor, kötü işliyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, ömreye, ömreye gidiyor, iyi işliyor. Da ne karıştı? Karıştı. Çünkü neden? öbürü kötü işliyor. Ondan şüphemiz yok. Ama bu iyi iş yapıyorum diye gösterenler ne niyetle yapıyor? Burası karıştı. Karışınca da kimsenin anlına yazmıyorlar merdüttür veya demiyorlar makbuldür. Onun için bayram sabahında Ramazan bayramı ideal. herhal. Bağdat'ta işte bütün merkezdeki camiler en kalabalık. Tabii eski şey konu 1100 sene 1200 sene iş o zamanki camiler hangisi ise bir yerde kılın zaten musallada kılın o zamanlar zannedersem öyle camide kılınmıyor bayram namazı tek yerde kılındı uç insanlar sığıyor musalla yani açık yerde kılınıyor. herkes namaz bitti seviniyor musafa ediyor sarılıyorlar o bayram oldu falan Cüneyt Bağdadi olacak katasallahu yüksek bir yerden onlar seyrediyor yanında bir de müridi var dedi evladım Bilsek ki dedi, hangimiz makbulüz, yani Ramazan'ımız, orucumuz, teravihimiz, fitremiz falan kabul oldu. Gitsek de onu tebrik etsek, maşallah sana kabul oldu senin ibadetlerin falan. Ama hangimiz e, merdüt, yani reddolunmuşuz. Şimdi burada bu kadar kalabalık insan, e, bilmiyoruz hangimiz dolunmuşuz ki e, gidelim, Fenu onu taziye yapalım. işte başın sağ olsun. Allah bir daha böyle musibet göstermesin. İnşallah bir daha seneki Ramazan'da kazanırsın falan. Tabi bir daha seneye de yaşarsan. Gidelim de onu taziye edelim yani. Cenaze evinden beter oldu şimdi bu adam Ramazan'ı reddedildi bu adamın. E bilsek de keşke gitsek onu taziye etsek veya öbürünü tebrik etsek. Dedi evladım bunlar ne kadar neşeliler ya. Külüyorlar konuşuyorlar. Ne diye? bayram oldu diye. lan bayramda da mı gülmeyeceğiz yani? İşte ama e, ahireti bilmediğimiz için biraz eğlenmeyi kısaltacağız, azaltacağız. Bu yüzden ne buyurdu? Gel dedi biz bu kadar gülen adamın haline otur bağlayalım dedi biz. Yani niye ağlayalım? Çünkü kabul olundu mu bilmiyor, sevinip duruyor. Ağlanacak adamlar var. Bu canipte salih ameller bize ahirette Efendim, ebedi hayatımızın malzemesi olacak. Yani dünyada parası olan geçiniyor. Hasta da olsa tedavi oluyor vesaire. Eceli gelmedikten sonra para, adam felç de olsa süper. Bakımını yaptırıyorlar. Parası varsa. Parası varsa yani e, yataklarda sürünce o 20 sene, 30 sene bitkisel hayatta adamın fişini çekmez. Yani ki, adam çok zengin, bilmiyorum. Çekmeyin fişini. Tabii mirasçılar parayı bölüşmek istiyorlarsa çekerler fişini. Hadi dava. Ama seven bir kızı oluyor, oğlu oluyor bilmem ne. Babamın parası gani. Ne olacak? En süper hastanede en iyi kral odasını tutmuş. 30 sene, 40 sene diyelim baktıran adam var. Yani şey bitkisel hayat bir şeye de yaramıyor adam. Ama olsun nefes alıyor. Tadete şerata göre fiş çekmek caiz değil. E şimdi paran olursa sağlıkta da yaşarsın. Hastalıkta da yaşarsın. Her şeyde de yaşarsın. Paran olmasa sağlığında da perişansın. Bir ekmeğe muhtaç olursun. Ahirette de ne lazım? Hasene lazım. Getir haseneleri. Namaz, oruç, hac, zekat, ibadet, zikir. Getir. Evet işte cennetin parası bunlar. Ne kadar? Sonsuz. Sen 80 sene ibadet ettin. Ben sana. Sonsuza kadar. Haliden. Mukalletten fiyabede. Sonsuza kadar bitmeyecek. Senin niyetin çünkü devamlı ibadet yapmak. Ama hasene ise hasene ne demek? Güzel amel. Salih ne demek? Kabule elverişli amel. Peki senin amelin ee, görünüşte salih. Çünkü namaz, oruç. Ama içi, batını fasit, bozuk. Melekler bile anlayamadı ya. İyi zannetiyorlar. Mevla'nın huzuruna getiriyorlar. Bu amelden bu adam cennette yüksek derece alır. Zannederken küt aşağı efendim, adamın suratına vuruluyor. Tehlike burada. Bizim gibi kardeşlerimiz, sizin gibi salih amele merak eden insanlarımız hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsediyor. E, bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki mesela adamın amelini getirmiş melekler e, ölmesini de beklememişler. Sabah e, uykudan kalktığından yazmaya başlamış hafaza yani yazıcı melekler akşam yatana kadar yattığında ameli kesiliyor. Yani uykuda bir şey yazılmıyor. E, bu dosyayı almışlar. Her gün günlük bunu götürüyorlar. Melekler bizim gibi ya bilet almaz, işte ben uçak rotar yapmaz. Kolay bir şey, sorun yok. Adam belki bir saat sonra uyanacak. Meleklere bir şey yok. Adam beş dakika sonra uyansa, yeniden işlere başlasa, melekler hazırdır. E ne zaman gittiler, ne zaman geldiler? Adam yattı beş dakika sonra kalktı. E yeniden kalkınca amel başlıyor. Çünkü ya bir şey konuşacak, kıymet, ya yalan gibi ya bir şey. Çünkü kalkan adam bir şeye başlar, bir işe başlar. Uyandığı vakitte, yatağın içinde bile uyanık olsa bir şeyler yapabilir. E, zikredebilir yattığı yerde dönerken sağa sola yazılacak ya kaçmaması lazım. O zaman e, e, ne diyor işte efendim mali hadel kitap la yuadiru sahiraten ve la keberatim. Küçük büyük bir şey bırakmıyor İlla sağa Hepsini yazıyor kitap. Onun için böyle cümlemli hatıra yaptıkları işleri Allah'ın zorunda dosyasında kendi amel defterlerinde evvela hazır buldular. Öyle <laughs> yazılı mı Rabbi kahde? şey kimseye zulmetmez. Yapmadığını yaptı diye yazmaz e, günah olarak. Yaptığı bir güzel ameli de eksik etmez. Yani kaybetmez, zayi etmez. Onun için adam meleklere bu işlerde mesafe söz konusu değildir. Yani vakit mefhumundan da karıştırlar. Bu bakımdan bir saniyede arşa giderler, gelirler. Sen de iki dakika uyudun, uyandın yine başladın bir şeyler yapma. Defter devam ediyor yani. Defter kapanmaz. Fakat senin işte e, sabahtan akşama kadar bu muhtat olan genel insanların durumu budur yani. Özelde bazı insanlar var. Az uyumuş, kalkmış. O ayrı bir şey. Onun melekleri de ona göre hazırdırlar. Götürüyorlar. E, birinci kaç semaya tabii geçecekler. Kabul makamı illiyinde diyelim. İlliyun yedinci kaç semada diyelim. Hatta yedi kaç semanda üstünde diyelim. En yüce dosya oraya kadar ameli yazdırmak lazım. Kayda geçirmek lazım. Geliyorlar işte. Efendim onun amelini çok beğeniyorlar, nurlu görüyorlar. E, hatta diğer meleklere diyorlar ne kadar çok amel yapmış bizim adamımız, sahibimiz. Değil mi diyorlar falan. Oradan geliyorlar birinci kat semaya. Orada görevli melek var. Kapıda duruyor. Her kat semanın efendim kapısı var. O kapılarda melekler var. Ondan sonra o görevli melek diyor ki durun diyor bu ameli sahibin suratına vurun benden ileri geçemez Rabbim bana böyle emret. Niçin? Ben gıybetle görevliyim bu sizin adamınızın gıybeti vardı insanların aleyhine konuşuyordu falan. Allah Melekler diyorlar Allah Allah biz bunu hesap edemedik fakat görünüş iyiydi biz emir kuluyuz. Sonra başka bir kulun salih alıyorlar yine beğeniyorlar rüzgar gibi gidiyorlar. İkinci kat sema getiriyorlar. Orada da kapıda görevli müvekkel melek var. O da diyor ki, benden ileri geçemez. Yani alın suratına çarpın gitsin. İşte çünkü bu, bunun derdi dünya menfaatlerini temin etmek. İşte efendim, ibadet yapar, şunu yapar, bunu yapar ama görüntüde kalır. E i̇şi gücü, işte insanlara hava atmak için e, dünyalık tahsil etmek. Ahireti e, Allah'ın rızasını kastetmek değil. Sonra başka bir kulun amelini alıyorlar. E, nur gibi parlıyor. Ameller güzel, görüntü güzel. Zahiren şartlar, şartları haiz yani. İşte namazın abdesi, kuslu, tahareti ve saat adil erken gibi. İşte orucun şartları var. İşte mekruhtan kaçmış falan. Diyelim ki e, yani kıybet etmemiş, işte dedikodu etmemiş, iftira etmemiş. Yani orucu bunlar sevabını deldiren şeyler. Yani amelin nuru güzel. Sadakaları var defterinde. Oruçları var, namazları var. E, melekler de beğeniyor. Diyorlar maşallah ne güzel işleri var. Üçüncü kat zamana kadar yani gıybetten geçiyorlar. İşte ben dünya menfaatinden geçiyorlar. Üçüncü kata geliyorlar. Üçüncü katta görevli melek durduruyor. Teftiş noktası var ya işte poliste falan. O polisten geçiyor. Öbür polis dur diyor. Oradan da geçti. Başkası şüpheleniyor falan. Durun diyor. Bu ameli alın sahibinin suratına vurun diyor. Niye? Ben kibirle görevliyim. Bu adam işte meclisler her yerde büyüklük taslardı. Kendini üstün görürdü falan. Bunu atın aşağı. Sonra başka bir kulun ameli işte sabahtan akşama işledikleri, zikirler, tesbihler yapmış, hac var, umre var vesaire. İşte Mekke'dedir. Diyelim ki bir günde umre yapılıyor. O günkü deftere yazmış olabilir. Hac da yine bir günde oluyor hac. Arafa, Arafat'tır. Hac yani Arafat yaptığın gün haç hac demektir bu şimdi. O günün defterine bu yazılacak. Arafat'la beraber tamam oluyor. Tabii. Fars tavafı da kalıyor ama Arafat'ı kaçıran her şey kaçılmış olur. Bu sefer bunda haç var, umre var, tesbih var, namaz var. E, dördüncü kata kadar geliyorlar. Kıybeti geçmiş, dünya menfaatini geçmiş, kibri geçmiş. Görevli melek durduruyor, suratına vurduruyor. Alın diyor bunu diyor, Efendim, bu adam suratına vurun diyor. Çünkü ben diyor, ucub ile görevliyim. Rabbim emretti, amelini ileri geçirtmeyeceğim. Ee, buraya kadar geldi, teftişi atlattı. Fakat bu adam kendini beğenir. Yaşı bazı adam böyle kibirli değil. Yani görünüşte kibir hali zuhur etmez. Hatta mütevazi de görünebilir. Bazı insanlar çok mütevazidir. Fazla tevazu da kibirdendir derler. Mütevazi görünüyor. Yani zahirde onu mesela kibire isnat edecek efendim bir hareketi yok. Veya iftihar. Yani iftihar hava atmak, çalım satmak falan bu durumu gözükmüyor. veya hatta e, kibir de böyle bir kabarma hali yok. E şimdi bu ne? Bu adamın durumu nedir? Adam mütevazi böyle oturur. Köşesinde dersin ne derviş adam? Zikrediyor, fikrediyor ne tevazulu. Hatta dersin ki ne mütevazı falan. Fakat adamın içinde ne varmış? Kendini beğenme varmış. İşte hatta o kibir, kendini beğenme öyle bir şeydir ki kibir yapmadığından da kendini beğenir. Çünkü adamın bak bu adam kibirli ben kibirli değilim. Bak bu adam hava atıyor ben hava atmıyorum. Bak bu adam riya yapıyor ben yapmıyorum. E şimdi herkesin günahını bakar. Bu sefer ne oldu? E, bunlar hep noksan. Ben noksan değilim. Ben tamamım. Çünkü neden? Kibirim yok, gururum yok, şeyim yok, dünya menfaatim yok, oyum yok, buyum yok. E, ya işte en tehlikelisi de bu. Benim hiç noksanlığım yok. E noksanlığım yoksa ne olacak? E ben mükemmelim. Bu sefer bunlar Kendini beğendi. E bunu tabii melekler de anlayamaz bu işleri yani. Melek çünkü dışına bakar. Kalbinden geçeni bilmez. Bunu da ameli reddedildi. Ondan sonra hafaza melekleri aldı bir kulun amelini. Eee gelin gibi süslediler. İşte zifafa götürülen gelin gibi. Beşinci kat semaya kadar geldiler. Oranın meleği de bu. Yine durdurdu bunları. Teftiş noktasında. Alın bu ameli. Sahabenin suratına çarpın. Bir de gidin omzuna da yükünü vurun. Çünkü ben kıskançlıkla görevliyim. Bu adam kimsenin kendisi gibi amel etmesini istemezdi. Kendisi gibi namaz kılanı kıskanır. Kendisi kadar umreye gideni kıskanır her sene hacca gidiyorsa hacca geleni kıskanır. İşte şunun bir manisi çıksa da bu sene gelemese de efendim o okuyamasa, o öğrenemez, o hafız olamasa, bu hoca olamasa falan işte böyle. Veya tekkenin dervişlerinden. Adam kendi takvalık yapıyor. Öbür adam da takvalık yapmasına haset ediyor. Diyor ki keşke şu bir günahlara düşse. Ya sen niye? Adamın günah düşmesini istiyorsun. Ayağının kaymasını istiyorsun. Kıskançlık yaptırır böyle şeyler. Bu da kıskançlıktan kaybediyor. Bunun da ameli beşinci kaç semadan aşağı reddediliyor. Hadis-i şerif hulasa budur. Şimdi kale dersimiz burası. Buyurdu. Yani Hazreti Muaz ravisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Ve tas'adül hafazatü yazıcı melekler yükseltir. Bir amel abdi kulun amellerini min salatin. namaz var. Tabi nafile namazlar var. Tabi sünnetler var. Farzlar var. Hepsi var. Ve zekatin zekat vermiş işte o gün zekat verdiği güne denk geliyor. Mesela dosyada her gün günlük yazılıyor. Adam zekat veriyor bir gün. Zekat veriyor mesela. Ve haccin işte dediğim gibi hac rastlamış. Ve umratin umre yapmış mesela. O sıyamin oruç. İşte Ramazan'da adam umre yapıyor. Çok faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haç yapmak gibidir. Ece hem oruçluyken hem de umre yapılıyor. işte mesela bunlar bir günün dosyasına girebilir. Fe ne bihim. Bunların hepsi aynı gün yapılmak değil yani misal olarak zikrediliyor. Çünkü haçlan ömrü aynı gün yapılamaz mesela. O bakımdan. Ama şimdi bu adamın dosyasında mesela bunlar var. Fevca geçirirler bir onun amellerini. ile sema istihad hisseti. Altıncı kat semaya kadar gelirler. Ne demek? Gıybeti atlatmış. Dünya menfaatini atlatmış. Kibri atlatmış. Ucubu atlatmış. Ondan sonra efendim e, haseti atlatmış. Yani bunlar yok adamda. Bu böyle adam zaten nerede var? Bu adamı getirirler. Altıncı kata çok da beğenirler melekler derler herhalde bu adamın ameli kabul görecektir. Fekulu onlara der el meleku o melek el müvekkeli görevlendirmiş biha. Altıncı katın kapısında görevlisi var. Bunlar yedi melektir. Yedi kat gökler yerler yaratılmadan önce yaratılmışlardı. Kökler yerler yaratıldıktan sonra her biri bir gök kapısında görevlendirilmişler. Kıvı durun ve bu vurun. Bi hazel amel. Bu ameli vurun ve ce sahibihi. Sahibinin suratına gidin vurun. Ne yaptı bu adam şimdi? Bununki günahı neydi? İnne <laughs> çünkü bu adam kâneydi. La yerhamu acımazdı insanı. Kattu. hiçbir insana kattu asla min ibadillah. Allah'ın kullarından hiçbirine harcamaz, acımaz. Esabe ona isabet etmiş belaun bir hastalık ev durun ya sıkıntı. Musibet. Çocuğu ölmüş, dükkanı yanmış. Adam dayak yemiş falan falan. Hiç kimseye acımaz. Belki bilakis idi. Yeşmet'i sevinirdi bir adamın başına gelene. Şimdi bir adam sabah namaz kılacak, akşam oruç tutacak, hac, umre, zekat, hayır hasene her şeyi yapıyor ama demek adamda ruh yok. Demek adamda vicdan yok. Bu adam işi otomatiğe bağlamış. Demek ki taklitçi. Yani adet kabilinden yapıyor. Yani alışkanlık olmuş. Bazı insanlara da ibadet alışkanlık oluyor. Yani nasıl ki bazı insanlar günaha alışmış. Bazı insan ibadete alışmış. Bunun ki ibadet olmuyor. Çünkü niyet yok. Şuur yok. Merhamet yok. Acımak yok. Bunun ki adet oluyor. Yani. Adet işte. Acıkınca yemek yiyoruz ya adet. Buna döndü bu iş. Bir insan nasıl acımaz ya? La ethulü cennete illa rahim. Cennete ancak merhametliler dahil olabilir. Hadis-i şerifte buyruluyor. Bir adamda merhamet yoksa cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları öpüyor işte torunlarını seviyor. Birisi gördü ne dedi? Ya benim on tane çocuğum var bugüne kadar bir tanesini öpmemişim. Sen nasıl böyle çoluğun çocuğunu öpüyorsun? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah senin kalbinden merhamet duygusunu, acımayı, şefkati aldıysa ben ne yapayım? Merhamet ve acımak ancak şakilerin, bedbahtların, sonu kötü olacakların, imansız öleceklerin kalbinden nezh edilir. Yani sökülüp alınır. Bu iyi alamet değil. Bir adamda meramet yoksa sonu kötü. Acımıyor. İnne ma min ibadir rahma. Kullar içerisinde ancak Allah kime acır? Celle Celaluhu acıyanlara acır. Rahmet merhamet edenlere acır. Başka hadis-i şerifte er Rahman. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü Rahman Allah'ın sıfatıdır. Çok acıyan. Kime acır? Rahimlere acır. Yani birbirine acıyanlar acır. Hele ki kardeşlerine, hele ki halalarına, teyzelerine, hele ki sılay rahim. Bak rahim. rahim şu rahman. Rahim anne rahmidir. Anne rahminin adına niye rahim dendi? Rahim merhametten gelir. Çünkü o rahimde birleşenler yani akrabalık orada doğuyor. Aynı batında olmak hasebiyle insanlar kardeş oluyor, amca oluyor, hala oluyor. Yani o babasının babasıyla aynı rahimde. Bu kendisiyle aynı rahimde. Kardeş kendisiyle aynı rahimde efendim amca babasıyla aynı rahimde değil mi teyze annesiyle aynı rahimde hepsi rahimde birleşmişler ki akraba nereden olacağız Rahman'dan alınmış o isim niye millet birbirine acısın akraba diye aramaz sormaz hal hatır fakir fukara bir de akrabasını keser ilişkiyi çoklara Bunlar Allah acır mı yani ne kadar ibadet yaparsa yapsın işte altıncı kat semadan aşağı vurulacak merhamet yok Özellikle bunu söyledim yani. Merhametin önemini anlatmak için. Ve Musa Aleyhisselam biliyorsun çobanlık etti. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Efendim 8 sene şart koştu Şuayb Aleyhisselam sonra Feynetmemce Aşran Femnandik o 10 seneyi tamamlarsan kendin bilirsin. Senin lütfundan olur dedi. Musa Aleyhisselam da işte kabul etti. 10 e, sene kadar çobanlık yaptı. Medyen'de. Orada çobanlık yaparken halbuki Musa Aleyhisselam'ı sert e, biliriz. Mizaç olarak e, çok haşa tabi kaba demeyelim. Ama aşırı sert yani olduğunu biliyoruz. Karuna acımamasından ondan sonra efendim belama acımamasından vesaire yani beddua etmesinden öyle huyları var. Ama onlar hep Allah'ın haklarına taalluk eden konulardadır. Peygamberler nefsi için gazaplanmaz. E sen ona kadıyorsun bir kadın namussuz fahşeyle iftira atarsan Musa Aleyhisselam da toprağı seni yutturur. Erduhu diye diye emreder. Ey yer yut bunu. Adam yalvarı yalvarı acımaz. E niye acımaz? E şimdi bana yapılan kumpas gibi bir şey yani. Bu şimdi e, namussuzluk iftirası e, çok kötü bir şey. Bir de e, burada sadece benim şahsımla kalmıyor ki, beni bu kadar dinleyen, benden hidayet bulmuş, işte namaza başlamış, bilmem ne, 40 senelik bir benim mazim var. Ya e, Bu kadar insanı ne yapıyorsun? E, zan altında bırakıyorsun, insanlara sövdürüyorsun, hakaret ettiriyorsun, insanları Kur'an'a sövdürüyorsun, bu hacılar böyle, bu hocalar, bu sakallar, cübbeller bilmem ne falan. E Neler dedirttiler? E şimdi bunlar Allah'ın hakkıdır, benim hakkım değil ki ne? Onun için Musa Aleyhisselam'ın kazapları da bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Kendi illaki merhametliydi. E, merhametsizler şakidir diyor. E, nasıl Musa Aleyhisselam şakı olur? Sahitlerin reislerindendir. Bir koyun otarırken işte sürüyü beklerken kuzunun biri kaçmış. E, yani kaçtı ama kurdayam olacak. Musa acıdı ona. Koşuyor peşine. O da bir kaçıyor. Bu da koşuyor peşine. O da... E Musa da çok yoruldu yani. ha. O kadar kaçtı ki. Sonunda zorla yani yakalayabildi onu. Dedi ya miskine. Yani ko, ko, kuzuya diyor. Ey zavallı kuzu diyor yani. E, e, Elli ve ve et nefseki. Beni de yordun, kendini de yordun. Bak nefesin kesildi. Kuzu aldı koynuna bağ bağrına bastı. Kuzuyu seviyor böyle. Kuzun da kalbi çırpıyor tabii ki. Çok koşan ne olur öyle. Öyle onu sevdi. Ona acıdı böyle. Ondan sonra Mevla buyurdu ona. Febi rahmetike ala halki. Ya Musa sen benim mahlukatımdan bir kuzuyu acıdığın için tüke ve tüke Ben de sana makam verdim, ikram yaptım. Seni peygamber olarak seçtim diyor bu işler böyle işler. Yani Allah Teala seni hangi amelini beğenir, seni hangi amelinden ödüllendirir bunu bilemezsin. Onun için salih amellerin hepsine gayret etmek lazım. Bak merhametten dolayı peygamber oldu. Mevla ezelde onun peygamberlik kararı vermiş. Ayrı da ama. ama. yaratıldıktan sonra bir sebep var her şeyde. İşte o sebep ne oldu? Bir kuzuya acıması oldu. Yani merhamet insanı büyük, yüksek makamlara çıkardı. Fahişe katına ne oldu? İsrailoğullarında Bukhari hadisinde geçen. Geldi kuyunun başına baktık köpek dilini çıkartmış. Kuyudan da ipi yok. E, kovası yok. Köpek nasıl su çıkartsın? E, Kuy, kuyuda su var ama köpek içine de dalamıyor. Kuyunun ağzı var. Su aşağıda biraz. E, bu sefer ölecek orada. Efendim, köpek de, deyip geçebilir misin? Allah'ın yarattıklarındandır. Yani ku, kuzu Kuzuya acınır da köpeğe acınmaz mı? Domuza bile acınır. Allah'ın mahlukatı olmazsa hasebiyle. Kalkıp sen efendim. Keyfine domuz vur. Veyahut ondan sonra git domuza müste yap işte. Canlı canlı git ayağını kes bilmem ne. Ya şimdi bu böyle eziyet hayvana var mı? Domuz, domuz da olsa sen domuza eziyet diye bir şey İslam'da var mı? Yok. Her şeyin usulü adabı erkanı var. E, zarar verirse öldürüyorsun. Öldürmenin de usulü adabı var sen gidip de e, efendim oyun için, eğlence için, keyif için hedef tahtası gibi domuzu koyuyor. Ya yani on sonra bütün gelene gidene vurdur. Böyle bir şey var mı? O zaman köpek olabilir. Su ihtiyacı var. Ondan sonra o da orada e, ayağına kazmış yeri. E, alttan biraz serinlik çıksın diye. Üstü tabii çöl, sıcak. Alttan bir serinlik çıkmış. Dilini böyle yatırmış. Efendim e, orada serinliğe değdiriyor da ...canını kurtarmaya çalışıyor. O fahişe kadın da geldi... ...baktı ki bu da dedi beni gibi susamış... ...ondan sonra... ...başında örtü vardı... ...baş örtüsünü çıkarttı. Demek su yakındaydı. Baş örtüsü biraz... ...uzun da olabilir çünkü dolamalar var mesela bazı 1 iki metreye gider. Onu çıkarttı sonra diyor... hadis i Şerif böyle anlatıyor yani ben size şey yapmıyorum... ...tafsilata girmiyorum. E, ayakkabısını çıkarttı... ...ayakkabısına o şeyi baş örtüsünü bağladı... Oradan aldı su çekti. O suyu da getirdi köpeğe içirdi. Köpek de işte canını kurtardı. Fe şekerallahu la fe la. Allah o fahişe kadına teşekkür etti. Ve onun bütün günahlarını orada affetti. O güne kadar dünya kadar efendim e, günah işlemiş. Zina bu ya. ama bu da Allah bu ya. Benim rahmetim nerede diyor o zaman. Feyne rahmeti. Kullarım çok günahkarsınız. Hatalısınız, bozuksunuz, yanlışsınız, şusunuz, musunuz? Ama Mevla böyle, benim rahmetim nerede kaldı? Bir de rahmetim devreye girecek bir yerde. E rahmet devreye girdi. Neden? Köpeğe acımaktan. Yine burada merhametin ne kadar büyük bir şey olduğu, en büyük günahları affettirdiği anlaşılıyor. Bu hadisten de anlaşılıyor. Rahmetsizliğin, acımasızlığın en büyük ibadetleri iptal ettirdiği. Ustura iki taraflı kesiyor. Acıyan en büyük günahları bağışlanıyor. Acımayanın büyük amelleri altıncı kattan atılıyor aşağı. O zaman işte tabi bu da Allah vergisi. Çocukluktan beri de bir fıtrattır. Bazı insan merhametsiz oluyor. ya. Bazı insan. Çok acımasız insanlar var. Anasına acımıyor ya. Babasını acımıyor. Kardeşini acımıyor. Nerede kaldı yabancıya ya? Karısını acımıyor. Dövüyor, dövüyor, dövüyor. Sakallı adamlar duyuyorum ben ya. Sakallı cübbeli adamlar duyuyorum. Kadıncağızlar telefon ediyorlar. Şey. Ben kadınlarla konuşmam. Adetim yok yani. Böyle şey etmedi. Caiz değil demiyorum da. Çünkü bazı hoca efendiler konuşuyor. Konuşabilir adam fetva soruyor cevap verecek. Kadının arzu haline atıyor. Bunlar caiz bir şey demiyorum. Usulü dairesinde konuşulur. Telefonu kastediyorum. Yan yana gelirse halvet haram. Tek başına bir yerde kalamaz yabancıyla o ayrı bir şey. Ben telefonla da konuşmuyorum. Usulüm de yok yani hiç senelerdir hiç yapmıyorum. Ancak bana tabi haberler geliyor işte. Oraya buraya. Arıyorum. Ya işte benim hoca vaazla bu işe değinsin. Ya hoca vaazla değinsin de ben ne yapayım işte. Senin kocanın adını veremem. Bilmem Ya Bu sefer daha çok döver seni. E ben bu sefer bir şey diyemiyorum. Ama duyduğum şeyler yani beni şaşırtıyor. Yani bu namaz kılıyorsun. Teheccüde kalkıyorsun. veya işte sakal bırakmışsın. Cübbe şal var giyiyorsun. Yani ne utanmaz adamsın ya. Ne merhametsiz adamsın. Ne vicdansız adamsın. Her gün kadın dövülür mü? bir gün bile tövülmez ya. İnni ile bunu bu Ben kadınlara vurmam buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El kaldırmamış ya hanımına ki hanımlar da. Analarımız tabi bayağı da bir sıkıntılarda da çıktı yani tabi kumalıktan, kıskançlıktan. E gitti camide yattı hikaye evini ocağını terk etti de bir kimseye dokunmadı biz. Sesiyle bağırmaz ya. Ahlak budur ya, sünnet budur. Misva koydun ağzına diye sünnet bitti mi? Sarı sardın kafana, sünnet bitti. Bir de cübbeşal var, ki Rabbine yalvar. Ondan sonra bizimki bir efendi muttakilerin önünde imam olmuş. Ya bırak sahtekarlığı ya. Sen karını dövüyorsan de takva yok. Sende sünnete ittiba yok. Sende Resulullah'a uymak yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nasıl, nasıl işte kadına? Efendim, abi, geçimsizlik var. Ya geçimsizlik varsa ayrılmak helaldir. Yani her gün kadın dövülür mü? O zaman boşanırsın. Ya boşanırsın yani. Medeni insan gibi boşanırsın. Kadını da efendim zora sokmasın. Haklarını verirsin. Ayrılırsın. Ne yapalım? Geçinemiyoruz. Dayak atılır mı ya? Kadın seni dövecek de sen sabredeceksin. Babamın ilk şeyhi yani Efendi Hazretleri'ne evvelki Abdülhahir Efendi Hazretleri. Yani Efendi Hazretleri çarşambaya gelmeden babam tarikatlıydı. daha yani efendi ellilerde yani. Benim babam çocukken falan Abdülay Efendi'yi buldu. Peşiktaş Yahya Efendi dergahının şeyhiydi o zaman. Orada yatar. Büyük veli. Ya her gün hanımından dayak geldi. Her gün hanımından dayak geldi. Böyle bazı kere yaralı bereli vaaza çıkardı. Cuma hutbesine. Bütün ağalar paşalar da onun hutbesine gelirdi. Akademi boşalırdı. Paşalar o zaman düşün. Kırklı yıllar 50'li yıllar askeriyeyi düşün. Onlar bile onun mesnevi derslerine gelirdi. Hutbeyi orada dinlerdiler. Ama neden? İşte derdi evladım. Bu millet benim sözümü dinliyorsa işte ben de karıdan dayak yediğim içindir. Sabrediyorum derdi. Allah da bana milleti musakhar Sabre Sabredeceksin. Artık ihvanları bıktı dediler. Efendi Hazretleri bu kadar dayak yenir mi ya? Biz bu karıyı boşalttıracağız. Zorladılar, zorladılar. En sonunda mahkemeye götürdü. Bir yakın ihvanı vardı. Bu şey Hazretleri'nin orada türbe darlık ederdi. Sonra yüz yaşına yakın vefat etti. O da çok mübarek bir zattı. Ona da Sultan Kara camette türbe yaptılar yani. Ben de çok severdi. Bana da bir mübarek tahta kılıç hediye etti. Vefattan evvel gitmiştim yanına. Yataktan çıkarttı öyle dedi bu sana. Zamanı gelir dedi. Ben anlamadım bir şey tabii. Saklıyorum onu da. Bu da Evliya Allah'tan bir zat. Herkes ziyaret ederdi onu. O Abdül Efendi Hazretleri'nin yakınıydı yani. iyi müridiydi. Aldı götürdü onu zorla mahkemeye. Boş hanımından. Ondan sonra Abdül Efendi Hazretleri derdi ki Kardeş Allah'a sıra dedi beni bu kadından boşattırdınız. Şimdi bütün feyzim kaçtı derdi. Ben ne güzel sohbet yapıyordum. Geceleri nur yağıyordu. Çok feyiz oluyordu der. Meğer derdi buna sabretmekten oluyormuş derdi. Evliya Allah böyle yapıyordu. Ya. Şibli Hazretleri mi olacak? Ebu bu Bestami mi olacak? Kaç defa gördüm yani kitapta. Adam onu ziyarete geldi. Hanımına kapıyı çaldı. Efendim evinin kapısını çaldı. Uzakta durdu. Hanım içeride seslendi. Ne arıyorsun? Dedi işte Efendi Hazretleri ziyarete geldi. Ne Efendi Hazretleri? Salah'ın biri dedi. Serseri dedi. Bütün millet ziyarete geliyor dedi bilmem sövdü saydı kocasına. Ya yani çok büyük velilerden biri bu. Ondan sonra Allah Allah dedim. Ne kadına düşmüş ya. Bir de gitti yolun kenarında bekliyor çünkü eve gelirken dedi yolun toplamaya gitmiş daha. Gelirken yolda görürsen gör. Bir de baktı ki mübarek aslana binmiş. Odunları da öbür aslana yüklemiş. Öbürüne de kamçı yapmış şeyi. Bir tane yılan da elinde onunla da aslana vuruyor. Sağ <laughs> sağ. Adam heybetinden az daha bayılacak düşecek. Bu ne makamlar sahibi bu büyük veli falan. Evladım dedi o evdekini gördün ya dedi. Ona sabretmekten bize de bu işler veriliyor. Bu işler kolay değil ya. Sinirim bozuldu. Çak bir tane karıya bilmem ne. Terbiyesiz adam. Ne merhametsiz adamsın. Dövmek yok. El uzatmak yok. Bağırmak da yok. Ses yükseltmek de yok. Terbiyeli o. Resulullah'ın ümmetiysen sünnete ittiba et. Sünnet budur. Acı ya. Acı. Terahum kıl nisaya gel gidelim. Cemal Bakim'e seyredelim. Çok acı derdi. Efendim Hazretleri erkekleri yarım saat derdi dinlemez. kadınlar 30 saat dinler derdi. Çünkü neden şeyhleri buyurmuş ki acı. Merhametli ol. Öyle derdi. Zavallılar derdi. Yazık onlara derdi. Çok uzaklardan geliyorlar. Geri gidiyorlar. Kocalarına ev yemek yetiştirecekler. Şimdi onları bekletmeyelim derdi. Dersleri durdururdu. Biz tefsir yazardık. Durun derdi. Kadınların şeyini, dersini çeyelim. Öğreteyim. Bizi bekletirdi. Sen bekle derdi. Çünkü o derdi yetişecek derdi. Ona acımak lazım. Kim bilir ne zorluklarla gelmişlerdi. İnsan böyle muamele yapması lazım. Merhamet budur. Evet. Küllü nebin ra'a hatta tezara şefkatü alel halk. Her peygamber çobanlık niye yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil. Eccad dağlarında çobanlık yaptı. Çünkü koyuna, kuzuyu acıyacak. Onları kurttan koruyacak. Sürüyü muhafaza edecek. Allah'ın yarattığı e, hayvanlara şefkati zahir olması için. Yani Acıyor mu acımıyor mu? Yani o acıma hissi duygusu hayvanlara karşı evvela belirecek. Ondan sonra insanlara kırktan sonra peygamber olacak çünkü gençliklerinde hep çobanlık yapmışlar. Bu merhameti geliştirme meselesi yani. Onun için bu melek altıncı kat semanın kapısı, kapısının sahibi. Ne dedi? Ene melekul rahmeti. Ben rahmet meleğim. Yani merhametten sorumluyum. Acımakla görevliyim kulların acıyıp acımadığını teftişle görevliyim. Çünkü meleklerde zaten kendi nefsinden gazap olmaz, şehvet olmaz, sinir olmaz, öfke olmaz. Şimdi melek yani rahmet, insanların rahmet edip etmediğinin görevlisiyim yani. Teftişçiyim ben. Emarani Rabbi, Rabbim bana emretti. En la de'a, bırakmayacağım, terk etmeyeceğim. Amelehu bu adamın amellerin. Yüce abicu geçsinliği beni ilahe. Benden gayrine geçemez. Yani yedinci kata çıkartmam, küt aşağı. Ne oldu bu kadar ibadetmişti onun için sarığın sakalın seni kandırmasın. Eğer insanlara merhametsiz davranıyorsan amellerin reddedilmiştir. Haberin olsun. <laughs> Kâle, Hadis-i Şerif ravisi devam etti. Ve adül <laughs> li hafazatihu. Hafıza melekleri yükseltir. Bir amvelin abdi başka bir kulun amelini aldılar, göt çıkartıyorlar. Mevla mekanda münezzeh. Gökte kabul edilecek divanlar, dosyalar, yerler var. Gökte. Mevla değil gökte. Haşa. Min savmin. Oruç var. O salat namazlar var. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstahimler. Nafileler dolu var. Ve nefakatin, infaklar var. Yani e, harcamalar yapmış yani. Fitreler, cekatlar, sadakalar. Ve hadin İçtihat yani burada ya fıkıh manasında içtihat diye düşünmüyorum ama e, ibadette gayret manası anlıyorum. İbadette çok gayret. içtiat cehtten gelir. cehet ne demektir? Efendim, çok zorlamak kendisini yani. Çok zorlamak çünkü bazı insanlar hakikaten e, az uyurlar, az yerler, az içerler buna riyazat da e, dönüyor. Deniyor. Bunlar e, başkalarının yapamayacağı kadar fazla ibadet yapmışlar yani. O kelime olarak mana vermemişler. Demek ki benim anladığım gibi. Özel bir mana olsa şer ederdiler. Ve vera'in vera. Vera ne demek? Haramı bırak şüpheden de sakınıyor. Şüpheden. En ufak bir rızka şüphe karışsa efendim o parayla işte o parayı almıyor. İşte efendim ondan yemek almıyor. İşte efendim bu yemeğin içinde ne var? İşte soruyor bu ne yağ yapılmış bilmem ne araştırıyor. Yok işte et geliyor ne bu et besmeleli midir besmelesiz midir kim kesti kim kesmedi. İşte kasabına bakıyor hatta Allah görülen ekmeği almaz. Vitrinde görünen ekmeği almaz. De bana arkadan kimsenin görmediği yerden ver. Çünkü neden göz kalmış olabilir. İşte belki biri baktı alamadı falan. Cık. O kadar yani adam takva. Hiç şüpheli şeylere bile yanaşmamış yani. Bırak haramı, günahı, mekruhu bırak. Leo bu adamın amelleri için var deviyun. E, devi yani uğultu var, ses var. Ke devi radi. Şimşek e, gök gürültüsü gibi. Şimşek çakınca gök gürler. O gök gürlemek nasıl bir şey? Bazı kere durduğumuz yerden kafayı yiyoruz. Sanki kafayı yemekle kurtuluruz. Yıldırım vursa kafayı yiysen gidersin. Fark etmez ama insanı yani şey yapıyor. Efendim ezici bir güç gibi boyun eğdittiriyor böyle yani. Korkutuyor yani. Bir patlıyor. Amellerinin öyle gürültüleri var. Ne demek gürültüleri var? Yani gümbür gümbür. Gümbür gümbür ne demek yani? Teşrif ediyorlar onu. Melekler uğurluyor onu yani. Maşallah ne güzel ameller. Birinci kattan geçiyor. ikinci kata melekler uğurluyor. Oradan alıyor ikinci kattan üçüncü kata melekler uğurluyor. Zikirlerle tesbihlerle böyle gümbür gümbür gidiyor ve dav'un nuru var, ziyası var. Kedav şemsi güneşin ışığı gibi parlıyor. Parıl parıl parlıyor. Ma'hu bak işte bir, önceden dedim ama şimdi geldi ben onu sonra görmemiştim. Maahu o ibadetle beraber var. Selaset alafi melek. 3000 melek yanında refakatçi. 3000 melek. Bir meleğin bir sesi var ya dünyadakiler ödünü koparır. Melekler çok güçlü sesleri var. Üç bin melek refakatçi yani ne mübarek faziletli ameller diye götürüyor. O amellerin manevi tarafı nurlu ya. Onlar da onları seviyorlar. Götürüyor. Fe yüce avcüne geçirtiyorlar bir on. İle sema sabiat. Yedinci kat semaya götürüyorlar. Ama ben fikrimi değiştirdim. Niye fikrimi değiştirdim? O içtihat şey olabilir. Fıkıhtaki içtihat olabilir. Yani bildiğimiz cuma azam gibi müçtehit anında değil de fakih manasına. Çünkü mezhebin içinde de müçtehitler var. Yani mezhep kurucu değil de mezhebin içinde. Yani imam talebelerinden dünya kadar efendim müçtehit var. Bunlara fakih deniyor. Yani mezhep sahibi değil, mezhebin içinde müçtehit. Çünkü neden ileride öyle anladım şimdi. Görünce. Fıkıhçı yani fıkıhçı. Adam iyi fıkıhçılık da yapmış. Fetvalar vermiş bütün millete falan. Ameller çok görüntüde güzel alıyorlar kibir şeyi ne diyeyim sana gıybet teftişinden geçti. Ondan sonra dünya menfaati istemesinden geçti. Ondan sonra kibirden geçti. Ucubden geçti. Hasetten geçti. Ondan sonra efendim merhametsizlikten geçti. Yani hepsi var onda güzel. Teftişler düzgün. Fevcavcüğüne geçiriyorlar bir onun amellerini. İlesse mâ sâbiati. Yedinci kat köye kadar gelmiş. Yedinci kata çıkmak ne demek? Herkes yolda dökülen dökülene. Fekulu derlevum onlara. Yani o ameli getiren meleklere yani. Üç bin refakatçi ile beraber. Hafaza melekleri de geldiler. El melekü melek el müvekkelü görevlenmiş bihi. O amelle görevli melek. Kıfu durun. Vadırı bu vurun. Bi hadel ameli bu ameli alın götürün ve sahibi. Sahibinin suratına vur idrabu vurun hal, uzuvlarına vurun uzuvlarına yani eline vurun diyelim ki hocalık yapıyor da fıkıhçı fetvalar yazıyor şudur budur istinsak nüskaler kopyalamalar falan mesela gidin o yani göya ilim yazıyor yani o ellerine vurun omuzlarına vurun kafasına vurun bütün uzuvlarına ayaklarına vurun şimdi o geçen bir şeyde de efendim Ucubla ilgili melek de öyle demiş. İdribu zahra ve batna demişti. Yani önüne vurun, arkasına vurun. Yani amelleri götürün. Böyle çarpın yani çarpın. Bir, bir böyle göğsüne çarpın ve batla. Bir karnına çarpın, bir sırtına çarpın. Zahra'u sırtına çarpın. Batla karnına çarpın. Yani onu yani acıtın yani. Ona eziyet verin yani. Gidin bu ameli. Ya 3000 melek beğendi. Refakatçi geldi. Nuru güneş gibi ortalığı aydınlattı. İşte her şeyin bir geç, geçtiği nokta var. Oraya geliyor, orada ışığı sönüyor, foyası meydana çıkıyor. Öbür tarafta o şey hassasiyet yok. Ne gibi diyeyim sana? Cihazlar var ya X-ray cihazları. Kimi hassas, kimi daha hassas, kimi daha daha hassas. Şey kapıda görüyorsun, bazı metallere ötmüyor. Bir içerideki uçağa yakın olsan ne oluyor? Hepten e, düğmenin içindeki bilmem neye kadar işte meslinin efendim fermuarına kadar ötüyor. Anladın mı? Daha bir içeride bir ikseyeceğiz o da bakıyorsun kokunun kapağına kadar ötüyor. Yani her şeye bir hassasiyet yüklenmiş. Şimdi onun için birinci katta gıybet hassasiyeti var. O orada patlıyor. Gıybetten adamda gıybet yoksa geçiyor onu. Çünkü o cihazda şey yok. Yani birinci katta hasetle ilgili araç teftiş noktası yok. Teftiş noktalarında amelleri bir şeye koyuyorlar. cihaza koyuyorlar gibi anla şimdi. Bir bakıyor. Altıncı kata geldi, gelmiş. Altıncı katta aa adamda her şey var. Yani düzgün geçmiş. Meramet yok. Ya, o cihazda ne görüntülüyor? Merameti görüntülüyor. Onun için altı katı geçti. Niye geçti? Öbürleriyle ilgili sorunu yoktu. Her katı geçti. Ama burada sorun çıktı. Neden? Çünkü o kat ona göre görevlendirilmiş. Onu bakacak sırf. Bir bakın, E şimdi insan işte kalbine bakıyorlar. Şimdi anjiyolar var biliyorsunuz. İşte film çekiyorlar. Bilmem MR bir şeyler bir şey. Hepsi farklı. Yani ayağımda işte bir stres kırığı dediler. Filmde ne kadar belli olur? Film yetmedi dediler MR. Çünkü film o kadar anlar. MR biraz daha içine anlar. Olmadı şimdi ne yapacaksın ver? İşte anjiyo yapacak. Şimdi beynimin filmi çek. Yetmedi. Şimdi MR çektik bu, bu, bu hafta, geçen hafta. MR'dan sonra baktık ki ne oluyor? İşte tıkandı ya. Bundan ilgileniyoruz şimdi. Dualarınızı beklerim. Haziran'da ne yapalım dediler. Anjiyo. Ne demek anjiyo şimdi? Film mi açtı şimdi? E şimdi MR'ı da çektik. Onda da bir şeyler görüntülendi. Fakat anjiyo. Anjiyo ne demek biliyor musun? İşte kasıktan nereden giriyor? Telle, telle. Böyle şeyle yani. Telle giriyor. Damardan giriyor. Damardan buraya geliyor. İçeriden damarın içinden bir şey geliyor buraya. O da oradan işte profesörler işte hocalar dışarıdan kumandayla işte onu oradan. Çünkü ben onu canlı oldum şey oldum ya. Kalp anjiyosu da oldum. Baypas ayrı oldum. Kalp anjiyosu oldum. Orada bayılmıyorsun. Anjiyoda uyanık görüyorsun. Uyanık gördüğün için seyrediyorsun ekranı. Oraya geliyor. Kalbin içinde giyen ince damarın içine geliyor böyle. Orada bir şeyler yapıyor bilmem ne yapıyor, işlem yapıyor orayı. Kazıtıyor işte plak oluyor. O plağı açıyor orada bir şeyler ediyor. Veya balon yapıyor falan. Ben bunu gözümle seyrettim orada uyanıksın. İşte ona anjiyo deniyor. E burada ne ne demek istiyoruz? Yani her kat semanın kendine göre görüntülemesi var. Bu görüntülemede birinci katta gıybet varsa çıkıyor, öbürleri çıkmıyor. İkinci katta dünya menfaatçılığı varsa çıkıyor, öbürü çıkmıyor. Üçüncü katta kibir varsa çıkıyor, öbürleri çıkmıyor. Dördüncü katta ucub, kendini beğenme varsa görüntüleniyor, öbürleri çıkmıyor. Anladın mı Böyle devam ediyorsun. Beşinci katta haset varsa kıskançlık o çıkıyor. Altıncı katta merhametsizlik varsa yani efendim acımama o çıkıyor. Şimdi geldik yediye kadar geldik. Demek ki bu adamda da altı görüntülemede uygun çıktı. Bir durum mu şey müdahaleye gerek yok. Yıtırı bu vurun bu ameli. Cevarihe uzuvlarına vurun. Elini ayağını görün. Vurun. Ukfulu. Kafele yakfulu mu? Ik, demiş. demiş. bunu demediyse işte. kafele yakfulu de olabilir. İkfilu yani kilit vurun. Ala kalbi. Bunun gidin kalbine kilit vurun. Kalbine kilit vurun ne demek? Kalbini damgalayın. Mühür vurun kalbine. Hatemallahu ala bi. Allah kalplerine damga bastı diyor ya. Yani o mühür vurulmak demek artık bir şey anlamaz hale gelir yani. İhlas bir şey hiç bekleme adamlar. Olmuş kaya gibi. Damgalı yani bu. Evet. Kalbine kilit vurun. İnni şübhes ben ehcubu engelliyorum. Ar-Rabbi Rabbimden. Neyi engelliyorum? Külle amelin her bir ameli ki lem yurat kastedilmedi bir o amelle vecu Rabbi. Rabbimin zatı kastedilmemiş olan hangi amel varsa Rabbimin huzuruna kabul makamına göndermem Rabbimle onun arasına yani kabul makamı ile arasına perde koyarım, hicap koyarım. Çünkü beni Allah Teala ne vermiş? Adamın işte niyetine vukufiyet vermiş. Ben onun Allah rızasını kastettim etmediğimi anlayabiliyorum. Altıncı kat semanın görevli melekleri bunu anlayamaz. Onları geçti. Ama bana verilen özellikte Rabbimin rızası aranmış mı aranmamış mı? Ben buna bakarım. İnne o bu adam erade istemişti bir ameli. Amelin bu yaptığı bu kadar işler var ya fıkıhlar, istihatlar işte ders okutmaklar, vaaz etmekler, fetva vermekler bunlarla ne kastetmişti? Gayr-Allah. Allah'tan başka şeyler. Ne kastetmişti? İnne o erade kastetmişti bir bu yaptığıyla yani İslam'a hizmet yapıyor görünüşte. Ders okutmak, içtihat yani fera falan millete örnek oluyor. Rif Aten yüksek makam öndel fukaha onun için bunu görünce de anladım ki bu işte hatta şey var yani ilim ve fıkıhta ilerleme gayreti göstermiş ama niyeti neymiş yüksek paya almak öndel fukaha fıkıhçılar nezdinde şimdi i̇şte Osmanlı zamanında siz şimdi şimdi de bir hava atmalar oluyor ufak tefek ama yani şimdi bizim İsmaila'daki fıkıh edi yani şu anda dünya manasında onlara itibar yok ki. Onun için şu anda biraz Allah için olma şeyi daha arttı yani. Çünkü eskiden böyle değil. Eskiden biliyorsunuz kavuklara göre hareket kadıysan kavuğun ona göre. Şeyhül İslam'san kavuğun ona göre. Arkadan sarkıtma ona göre. Kavuğun kademeleri katları ona göre. Şimdi oradan tabi adamın itibarı gözüküyor. E burada da bir maaşlar ona göre. Şimdi bizim İsmail'e normal hoca alırsa 2000 TL. Fıkıhçı da alıyor 2000 TL. Adam şimdi niye çalışsın ki aman fıkıhçı olayım. Niye maaşım 4000 TL olur? Böyle bir şey yok şimdi. Şimdi iklas ta arttı ha. Çünkü neden eskiden cık, kavuk yükselirse bir kademe maaş feci artıyor. Tabii şey kulüstam falan. Tabii keseyle gelir. Gelsin Ebu Suud ol gelsin. İbn Kemal ol gelsin. Ben bir şey demiyorum. Elleme raklanı öper. <laughs> Onlar büyük halim tabii ki. Bizim bak benim sarığım ne kadar küçük Ben böyle yapıyor muyum? Bana koca sarıklar getiriyorlar kızıyorum. Zaten kafam taşımıyor, boynum ağrıyor lan kardeşim bana, bana böyle hafif hafif. Niye benim ilmim yok, bir şeyim yok? Böyle yapmayın. Şimdi burada fukaha nezdinde rifat. Rifat demek yüksek paye. Burada ne demek biliyor musun? Maaşa da yansıyor. Çünkü Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, daha evvel e, tabi içtihat işte e, o Abbasilerde, Emevilerde de öyle sen kazı şürek misin yani? Mübarek adam. E, tabi onlar maaşını yüksek alabilir alsınlar adamda ona göre gayreti var ama sen bu ilmi niye okudun sen Allah için okursun da bir yere geldikten sonra sana imkan sağlarlar daha fazla kitap çünkü para inecek o zaman daha fazla kitap alacak daha fazla talebe okuyacak daha fazla adam yetiştirecek masrafı artar şu adamın ilmi seviyesi artar masrafı artar geleni gideni artar ona yemek getirecek yani bu ayrı bir şey ben maaşın fazlalığını konuşmuyorum Derdin ne? Yani sen maaşım artsın diye mi? İtibarım artsın. Ne demek? Kazasker asker olayım. Kazıl kuzat olayım. Sonra Şeyhul İslam'a çıkayım. Sen derdin ne yani? Ve zikran şanım yürüsün. İşte herkes benden bahsetsin. Zikran anılmak. İndel ulema. Alimler nezdinde. İşte bütün alimler benden konuşsun. Bütün hocalar toplansın. Ya falanca. İşte efendim. Bilmem. Hidayeyi ezberlemiş. Yok öbürü bilmem. Kuduri ezberlemiş. Bu anasını adam nasıl biz iki yüzünden okuyabiliyoruz. Bu hoca nasıl böyle olmuş falan. Öbürü diyor bütün şerlerdeki kavilleri tek ezbere taramalı gibi sayıyor. Kale şöyle kıyla böyle falan falan. Ve kıyla şöyle ve yukali şöyle. Bu kadar deliller bu adam bu kadar ekvali nasıl cevap falan falan densin diye okumuş. Vosavten sesi yani adının sesi geçsin. Her yerde anılsın. Filme dâin. Bütün şehirlerde işte şimdi zaten şimdi bir internet çıktı. Ha burada oturuyorsun, konuşuyorsun, bütün dünyada duyuluyorsun. Eskiden böyle değildi. Çünkü burada bir adam meşhur olması lazım. Ankara'da meşhur olacak. Oradan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen bir talebesi diyecek bizim bir hocamız var şöyle. Oradaki medresedekiler Allah Allah falan. Oradan Edirne'ye giden biri oradan oraya diyecek. Bütün erkeğe verir. Bu tabii aylar, yıllar sürebiliyor. Yani ki bir Osmanlı coğrafyası veya bir dünya çapında. E şimdi bir Mahmut Efendi diyorsun Bir ödül merasim oldu. Bütün dünya duydu onu. Ama o duyulmak için okumadı ki. Allah için okudu. İhlaslı okudu. Kimseye kendini göstermek istemedi. Gösteriş yapmadı. Ben 40 sene yanında kalmışım. Yani sırf Allah için. Bir kişi beni beğensin istemez. Hatta beğenmesin ister. Beğenmeyenlerden daha memnun olur. Ya der o bizim... Daha iyi anlamış ki bizi beğenmiyor der yani. Öbürleri anlamamış bizi beğenenler. Yani efendi böyle insan. E şimdi bu insanı Allah yayar. Çünkü allah Teala şimdi şunu anlamayın. Bir adam meşhursa, bir adamın adı muteberse, her yerde yayılıyorsa demek bu adam bozuk adam. Biz böyle mi dedik şimdi burada? Bir adam kendini meşhur etmek için okursa, zaten meşhur etmek için okuyan da meşhur da olamıyor yani. Olursa da kötü meşhur oluyor. O da ayrı bir dava. Şimdi bazı ilahiyatçıların durumu gibi meşhur oluyor, kötü meşhur oluyor. Şimdi derdi itibar kazanmak, adını andırmak, şanını yürütmek, yüceltmekse bu adam burada helak olacak. Anlatılıyor şimdi. Vurun amellerini suratına, uzuvlarına vurun. Ama bir adam Allah için okuyor. Allah onu meşhur edemez mi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de meşhur. Sahabe de meşhur yani ne alakası var? Her meşhurluk kötülükten mi gelir? Adam meşhur olmak istemez ama Allah onu meşhur eder. Çünkü bu usta da delilim nedir? Bu hadis şeriftir. allah Teala ne buyuruyor? Bir kulunu izâ habbe Allah abde Cibril. Allah bir kulunu severse Cibril'e nida eder. Ya Cibril'in fe Ey Cibril ben felancayı seviyorum sen de onu sev. Fe Cibril. Cibril onu sever. Cibril'in elinde irade ihtiyar yok. Cibril emir kuludur. İnsan değil ki irade kudreti olsun. Melekler müsakkar varlıklardır. Cibril ben bunu seveyim diye isteyip de sonra sevemez. Cibril'e sevdirilir. Biz sevmeye uğraşırız. Belki bazı şeyler dinleriz, anlarız. Hayatını okuruz, sevmeye çalışırız. Sonra sevebiliriz. Cibril'de öyle ben bunu inceleyeyim de seveyim diye bir şey olmaz. Cibril mecburi sever. Cibril onu sevince Sıma Cibril fi ehli sema. Cibril gökteki meleklere seslenir. İnna Allah yuhibbu fulanen fe ahibbu. Allah falan kulunu seviyor. Ya yani şu anda dünyada yaşayanlardan bahsediyor. Ölenler de geçti. Şu anda bu nidalar devam ediyor. Bu sahabe dönemine ait bir şey değil. Sahabe, peygamberle ilgili değil bu şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah falan kulu seviyor değil mi? Mahmut Efendi seviyor. Anladın mı sen? Sami Efendi seviyor. Ha, o zaman Raşid Erol Hazretleri seviyor. Allah seviyor. bu, Siz onları sevin. Bir de bakıyorsun Sam Efendi yüz binler milyonlar seviyor. Mahmud Efendi Hazretleri milyonlar seviyor. Ondan sonra bakıyorsun Adıyaman Ad Şehri milyonlar seviyor. E seviyor, hakikaten seviyor ya. E bu nereden oluyor arkadaş? Beni niye kimse adam yöne koymuyor? Sokakta bana Allah belanı versin diye bana beddua diyor karı geçen gün. Niye beni sevmiyor? O zaman bu zatlar sevdiriliyor. Çünkü Cibril Emre diyor, bütün gök ehli seviyor. Sevince sümme yudau leul kabulu fil ard. Ondan sonra Allah herkesin kalbine o kişinin sevgisini, muhabbetini, makbuliyetini ve itibarını koyuyor, yerleştiriyor. Yani yeryüzünde de sevilmeye başlanıyor. Ama kim sevecek tabi? Ya Allah'ın dostuysa tabi onu Müslümanlar sevecek. Yani gidip de Yahudinin, e, gavurun e, Hristiyanların e, sevmesini bahsetmiyoruz. Müslümanların sevmesinden bahsediyoruz. Müslümanlar onu kabul ediyor. Allah'ın sevdikleri, Allah'ı sevenler onu da sevmeye başlıyor. Bu kabul Allah tarafından koyuluyor. Onun için ne diyor İbrahim Akazleri? Bil elsine-i halkı eklamı hak ey hakkı öğren edebi hulki görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler. İnsanların dilleri var ya anlatıyorlar şu adam çok iyi var şu bu falan iyi hoca vaaz ediyor falan. Eğer iyi şeyler insanlar söylüyorlarsa yani eli sünnet Müslümanları bil ki bunlar Allah'ın kalemleridir diyor. Allah neyle yazar diyor? Kullarının dilleriyle yazar diyor. Onun için makbuliyet kolay bir şey değil. Canın çıksa bak ilahiyatçılar var her gün e, televizyondalar kendilerini çatlatıyorlar. Artık adama e sen babası var demeye başladılar. Meryem validemizin işte çift cinsiyeti var. Mucizeleri inkar ediyor. O ne etti bu ne? Karılar açık gezebilir dediler. Namaz kılmasa da olur dediler. Yani adam seviliyim istiyor. Seviliyim. Feministler sevsin, komünistler sevsin. Uğraşıyor. Daha İhsan eli açı görmüyor musun? Namaz namaz da yok diyor. Adamı beş kişi seven yok. Bizim cami cemaatinden, Müslümanlardan kimse sevmiyor bunları. Bırak şirk kapat diyor ya. İpçim adam bunlar diyor ya. Namazı abdest çok. Her gün bir fetva değiştiriyorlar. Dini bozdular diyor. Bir de millet beddua diyor ya. Ya adam o havaalanında şurada burada iki kişi selam vermiyor hocam nasılsın diye ya. Adam profesör. Ama çünkü neden? Allah kabul koymamış. Çünkü neden? Allah sevmiyor ki. Allah'ın sevdiklerini Allah kullarına sevdiriyor. Onun için meşhurluk her manada kötü değil. Meşhurluk için okumak kötü. Meşhurluk için vaaz etmek kötü. Kalpleri ancak Allah biliyor. Onun için bu adam ne yapmış? Bu adam fıkıhçılar indinde muteber olayım işte şimdiki diyanetteki müftü bilmem il müftüsü oradan diyanet reisi falan fıkıh heyeti itibar para artırsa maaş maaş bu fıkıhçılar indinde yükselmek istiyor. Rezik öyle Ulema alimler yanında adım bu sanım okunsun istiyor. filme Efendimiz'in şehirlerde itibarım yayılsın istiyor. Emerani Rabbi Rabbim bana emretti en la ada bırakmayacağım ameli bu amellerini yüce beni geçemez. İla gayri benden gayrına gidemez. Buradan aşağı in aşağı. Ve kullu amelin hangi amel fıkıh olsun, ders okutmak olsun, vaaz etmek olsun, takvadan ileri vera olsun. Böyle Karınca incitmez. Ne mübarek adam zannetersin. Lem yekün eğer değilse lillahi Allah için. Halisan sırf Allah için değilse. Karışıksız bulaşıksız değilse. Geçen derste anlattığım gibi süt gibi değilse böyle süt gibi derler. Niye süt gibi derler? Karışıksız. İçinde ne gübret bulaşıyor hayvanın karnından ne kan bulaşıyor hayvanın tamarından. Süt aradan çıkıyor süt gibi çıkıyor. Bir damla sonra düşse onun bir kovaya o halis olmuyor. İşte halis olmayan her amel fevevü riyan gösteriş olur. Ve la akbelullah Allah kabul etmez amel el murai riya yapan amel Allah kabul etmez. Altı kattan geçti ama bendenleri geçemez." dedi. Attı aşağı gitti. İşimiz çok sıkıntılı. Özellikle bu son madde biraz hocaları ve hafızları çok ilgilendiriyor. Çünkü şu anda işte itibar şu bu, e, meşhur olma veya işte millet bana itibar etsin, dertleri falan. Şu anda biraz pek maaş artışları yok. Öyle sen daha fazla alimsin diye kim daha fazla para vermez. Şu anda yani herkes eşit. Bizim cemaatta bile eşit. Herkes maaş alıyor. Efendim yeni ge gelen icazetli hoca da aynı maaş alıyor. Eski de aynı maaş alıyor. İce kıdem yok. E fazla hizmet yaptı ona göre maaşını arttırış yok falan. Teşvik yok yani aslında doğruyu konuşayım da. Ama mesele adam niye okuyormuş? İşte itibarım artsın, itibarım artınca da param artar falan ve yine dünya menfaatine tahvil eder işi. Ama riaya girer. Çünkü neden insan sırf Allah için okumalı? Allah için vaaz etmeli, Allah için okutmalı, ve fıkıh çalışmalı, fetva vermeli falan filan. Allah Teala cümlemizi bu vartalara düşmekten muhafaza eylesin. İhlas ile halas müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve Ali alihi ve sahbihi teslimen kethiren velhamdülillah rabbil alemin. Amin. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم